Dersimiz Le Plus Türkçe'ye bunun denk gelen zaman olarak hikaye geçmiş zaman deniyor. Fakat karşılaştırma yapmayacağım burada. Karşılaştırmalı bir şekilde anlatmayacağım bu dersi. Dersin daha çok e, kuruluşunu, Le Plus Que Parfait'in kuruluşundan bahsedeceğim. Örnek cümleler vereceğim tabii ki her zaman. E, ve zaman olarak, zaman çizelgesinde nerede konumlandığından bahsedeceğim. Akabinde de bir diyalogumuz var. Kuaförde geçen bir diyalog. Ve bu diyalogda bol miktarda le plus que parfait ve diğer zamanlarda geçecek. Hep birlikte izleyelim. Dersimizin hemen başlangıcında iki cümleyle arkadaşlar örnek verdim. Le plus que parfait için. J'avais acheté une voiture l'année dernière. Geçen sene bir araba almıştım. İkinci cümlemiz. Il était monté sur la montagne pour prendre une belle photo. Prendre une photo arkadaşlar resim çekmek. Prendre almak fakat prendre une photo dendiğinde resim çekmek anlamında. Prendre une belle photo. Güzel bir resim çekmek. Şimdi güzel bir resim çekmek için dağa çıkmıştı. Manzarayı daha iyi görebilmek için. Bir daha güzel resim çekebilmek için. Şimdi bakın kullanıma dikkat edelim. Je vais acheter. Il était monté. Bunlara dikkat edelim. Şimdi nasıl kuruldu? Kurulumu nasıl? Gördüğünüz gibi jave ve illete en zamanı. Être veya avoir ile çekiyoruz bunu. Artı partisip pasif. Şimdi bu size neyi hatırlatıyor? Partisip pasif dikkat ederseniz pasif kompozede kullanılan partisip pasifler. En de o zamanı zaten biliyorsunuz. Fakat burada şöyle bir durum var. Şimdi hangi fiili püskü parfete çekerken etle, hangi fiili ile çekeceğiz? Kural basit. Pase kompozede olduğu gibi değerli izleyiciler, hangi fiil etr ile çekiliyorsa pase kompozesi, hangi fiil avar ile çekiliyorsa püskü parfete de aynı kural geçerli. Burada da yazdım zaten. Yani hangi fiilet et, et ile çekiliyor pase kompozisi? Onları biliyorsunuz pase kompoze dersimizde anlattım. Dolayısıyla burada çok detaya girmeyeceğim. Hareket fiilleri dediğimiz 14, 15, 16 tane fiil var toplamda. Diğer kalanların hepsi avarla çekiliyordu. Burada da kural geçerli. Mesela burada aşte fiili avarla çekiliyor. Ama monte fiili o pase kompozede de etle çekildiği için burada da etle çekiliyor. Şimdi örneklere geçiyorum. Cette année-là, j'étais parti en Chine pour rencontrer un maître de Kung Fu. Şimdi burada été kısmı gördüğünüz gibi imparfait, Parti, participe passé. Participe passé'nin de detayına girmeyeceğim. O passé composé bu participe passé'yi anlatıyorum. Dolayısıyla eğer bu derste e, tam hatırlayamadıysanız participe passé, lütfen passé composé dersimi tekrar izleyin. Evet. Cetanela o sene j'étais parti. Gitmiştim. Nereye? Çin'e. Bakın şimdi cümleyi toparlıyorum. O sene bir kung ustası ile buluşmak için ya da görüşmek için, rencontrer burada buluşmak için Çin'e gitmiştim. J'étais parti. Être fiili gördüğünüz gibi imparfait, parti de Partisip passé kısmı. Evet. Şimdi ikinci cümleye geçiyorum. Quand la police est arrivée, les voleurs étaient déjà partis. Şimdi, quand la police est arrivée, şu anlamda, polis geldiğinde, yani polis geldi, geçmiş zaman burada. la police est arrivée, geçmiş zaman, passé composé. Quand la police est arrivée, polis geldiğinde, les voleurs étaient déjà partis. Hırsızlar zaten gitmişti. Yani hırsızların gidişi polislerin gelmesinden önce. Dikkat edin. Evet. Le voleur c'est déjà parti. Burada da et fiilinin üçüncü çoğul şahısla çekilmiş. Gördüğünüz gibi. Emparfede çekilmiş. Parti yine partisipasi. Deja burada sadece şu anlamı katıyor. E, zaten gitmişti. Evet. Polis geldiğinde hırsızlar zaten gitmişti. Diğer cümlemize geçiyorum. Nous avions décidé d'aller au cinéma ensemble, mais tu as changé d'avis. Şimdi burada avoirla çekilen, décidé karar vermek fiili bu arada. Biz yani birlikte sinema gitmeye karar vermiştik. Yani seninle beraber anlamında. Mais tu as changé d'avis. Ama sen fikir değiştirdin. Yani bizimle gelmedin. Evet, Burada bakın gördüğünüz gibi desi de avuarla çekiliyor. Zaten passé composé'si de e, avuarla çekiliyor bu fiilin. Dolayısıyla burada da avuarla çekilmiş bir plus que parfait var karşımızda. Evet. Şimdi son cümle burada. Il avait quitté son travail car il voulait vivre dans un autre pays. Şimdi bakın bir de zaman uyumuna da dikkat edin. Bakın plus que parfait passé composé ile birlikte de kullanılıyor. Un parfait ile birlikte de kullanılıyor. Bunlar hepsi zaman uyumu. La concordance de temps deniyor bunu arkadaşlar. Zaman uyumu. Şimdi ilave kiti son travail. İşini bırakmıştı. İşini terk etmişti. Yani işten ayrılmıştı. Car il voulait vivre dans un autre pays. Çünkü başka bir ülkede yaşamak istiyordu. Şimdi ilave kiti kısmı plus que parfait. Ama il voulait vivre kısmı. Değerli izleyiciler imparfait yani başka bir ülkede yaşamak istediği için işinden ayrılmıştı anlamı var bu cümlede. Evet burada gördüğünüz gibi kural zor değil ama e, ipucu olarak şunu söyleyeyim. Imparfait'i iyi bilmemiz lazım. Imparfait'i ve passé composé'nin mantığını anladıysanız plus-que-parfait çok kolay bir zaman. Devam ediyoruz. Şimdi ilk sayfayı anlatırken e, ifade ettiğim gibi Türkçe ile karşılaştırma yaparak anlatmak istemiyorum. E, sizin için önemli olan bu zamanın mantığını, zaman çizelgesinde nerede olduğunu bilmeniz, ne ifade ettiğini e, bilmeniz lazım. Şimdi bir zaman çizelgesi yaptım burada. Sarı ile bir ok gördüğünüz gibi. Şimdi bakın e, az önceki cümle. Quand la police est arrivée, les cümlesini örnek olarak verdim ve resimlendirdim. Görsellerde görüyorsunuz. Şimdi, Mentono, Ben maintenant kısmındayım. Yani oradayım ve olayı anlatıyorum. Diyelim ki bir şahitim ben. Olayı gördüm ve anlatıyorum ve aktarıyorum insanlara. E, Passé kısmı gördüğünüz gibi quand la police est Polisler geldi. Fakat Passe composé'den daha önce konumda olan zaman çizelgesinde plus que parfait var. Le voleur était déjà parti. Bakın. Yani plus que parfait passe composé'den önce. Çünkü burada hırsızlar zaten gitmişti diyor. Polis daha gelmeden önce gittiği için zaman çizelgesinde le plus que parfait passe composé'den önce yer alıyor. Zaten önce yer aldığı için le voleur était déjà parti diyebiliyoruz. E, ...konumlandırdığımız zaman. Ben Mentenau'dayım. Mentenau şimdi demek. Şimdi anlatıyorum ben olayı. Fakat geçmişte polisler gelmiş. Fakat onlardan önce e, hırsızlar gitmiş. Gitmiş de diyorum. Dolayısıyla burada aşağıda da ifade ettiğim gibi... ...aşağıdaki açıklamada da... ...Plus que geçmişte meydana gelen... ...ve daha önce meydana gelen... Başka bir eylemi anlatır. Yani daha önce meydana gelmiş bir eylemi anlatıyor. Şimdi kuaförde geçen, daha doğrusu kuaföre daha gelmeden telefonla alınan bir ran randevu diyaloğu. Bonjour, je voudrais savoir si vous avez de la place samedi matin. Non, c'est complet samedi. Le vendredi est libre si vous pouvez venir à 14 heures. Je vous avais téléphoné avant-hier. Mais vous étiez complet vendredi aussi. Oui, c'est vrai, nous n'étions pas disponibles, mais un client a annulé son rendez-vous de 14 heures. Alors, si vous souhaitez venir, je peux faire une réservation pour vous. D'accord, monsieur, il n'y a pas de problème. C'est pour une coupe Oui, c'est pour une coupe de cheveux et pour la barbe aussi. D'accord, je vous attends ce vendredi à 14 heures. Merci, à bientôt. Şimdi e, açıklama yapacağım. Bonjour, je voudrais savoir si vous avez de la place samedi matin. Merhaba, cumartesi sabah için e, müsait misiniz diye öğrenmek isterim. Burada je voudrais savoir, değerli izleyiciler, le conditionnel. Le conditionnel dersini de anlattım. Bakın je voudrais'nin kullanımı nasıl a i bitiyor. Yani kibarca cumartesi sabah yeriniz var mı, müsait misiniz, müşteri kabul edebilir misiniz anlamında bir soru. Non, c'est complet samedi. Hayır, cumartesi doluyuz. Le vendredi est libre si vous pouvez venir à 14 heures. Cuma günü boş. Eğer saat 14'te, yani öğleden sonra 2'de gelebilirseniz. Le vendredi est libre, müsait demek, boş demek. Komple dolu demek. Je vous avais, şimdi müşteri şöyle bir şey söylüyor. Je vous avais téléphoné avant hier, mais vous étiez complet vendredi aussi. Şimdi bakın, je vous avais téléphoné, burada gördüğünüz gibi, plus que parfait karşımıza çıktı. Diyor ki, evvelsi gün sizi telefonla aramıştım, sizi aramıştım. Fakat cuma günü de doluydunuz. Şimdi cuma günü gelin diyorsunuz ama ben sizi daha önceden aramıştım, doluydunuz diyor. Kuaför de şunu söylüyor. Oui, c'est vrai. Evet, doğru. Nous n'étions pas disponibles. Evet, müsait değildik. Mais un client, mais un client a annulé son rendez-vous de 14h. Fakat bir müşteri saat 2 randevusunu iptal etti. Alors, si vous souhaitez venir, souhaitez arkadaşlar arzu etmek, istemek. Si vous souhaitez, burada bakın siz, kondisyon var. Eğer isterseniz, Si vous souhaitez venir eğer gelmek isterseniz, je peux faire une réservation pour vous. Sizin için bir rezervasyon yapabilirim. Yani rezerve edebilirim o saati anlamında. D'accord monsieur, tamamdır beyefendi. Il n'y a pas de problème. Sorun yok. C'est pour une coupe. Evet bir saç kesimi için mi? Anlamında bir soru. Oui, c'est pour une coupe de cheveux et pour la barbe aussi. Evet, e, saç kesimi için ve sakal içinde. Çünkü burada neden sepuhun kup diye soruyor. Çünkü saçını da boyatabilir. Başka bir rengi. Dolayısıyla saç kesimi için mi diye soruyor. Biraz belki burası komik olmuş ama maksat burada değerli izleyiciler farklı bir kelime hazinesi size kazandırmak ve yarın öbür gün Fransa'da bir kuaföre gittiğinizde bu tür sorularla karşılaşacaksınız. Siz de soracaksınız. Oui, c'est pour une coupe de cheveux. Evet, saç kesimi için. Et pour la aussi. ve sakal içinde. Yani sakalını da kestirecek. D'accord, tamam. Je vous attends ce vendredi à 14 h Sizi bu cuma günü saat 2'de bekliyorum. Merci. Teşekkür ederim. A bientôt. Görüşmek üzere. Evet, diyalogumuz devam ediyor. Şimdi de şu an e, müşteri kuaförde geldi. dialogue et qui occule. bonjour j'espère que je ne suis pas en retard non non vous êtes arrivé juste à l'heure monsieur car la dernière fois vous étiez arrivé en retard et à cause de vous un autre client avait attendu trop longtemps oui vous avez raison je suis vraiment désolé alors quel type de coupe souhaitez-vous alors ça sera court sur les côtés et aussi Pourriez-vous me couper les mèches pour dégager un peu le front, s'il vous plaît Et puis, vous pouvez aussi couper la barbe. J'avais laissé un peu de barbe car j'étais tous les jours à la maison. Car j'étais à la maison tous les jours de C'est compris, monsieur. Aimeriez-vous une coupe comme sur cette photo Non. Laissez un peu plus de cheveux au-dessus, s'il vous plaît. Sinon, je vais avoir froid. Et... Coupé un peu sur les côtés. Şimdi açıklıyorum. Bonjour, j'espère que je ne suis pas en retard. Merhaba, ee, umuyorum ki geç gelmedim. Anlamında bir cümle. J'espère que, umuyorum ki. Kullanımı, je ne suis pas en retard diye bir soru var. Ee, geç gelmediğimi umuyorum. Non, non, hayır, hayır. Vous êtes arrivé juste à l'heure monsieur. Hayır tam vaktinde, tam saatinde geldiniz. Bakın burada yüz tam, yüz tam saatinde, tam vaktinde demek. Vous êtes arrivé gördüğünüz gibi passé composé. yukarıda da je ne suis pas en retard. Être en retard geç kalmak. Je ne suis pas en retard geç kalmadım anlamında. Fakat soru şekli de j'espère que je ne suis pas en retard vurguyla soruyor. Umarım ki geç kalmadım. Evet. Non, non, vous êtes arrivé juste à l'heure, monsieur. Car la dernière fois, çünkü geçen sefer, vous étiez arrivé en retard. Bakın burada vous étiez arrivé en retard da plus que parfait. Çünkü geçen sefer geç kalmıştınız. Geç gelmiştiniz. E à cause de vous ve sizin yüzünüzden à cause de quelqu'un bir şey bir, biri yüzünden demek. À cause de quelque chose bir şey yüzünden demek. Et à cause de vous, un autre client avait attendu trop longtemps. Şimdi burada da bir plusköparfe var, gördüğünüz gibi. Şimdi arrive etle çekilmiş plusköparfesi. Fakat attendre, beklemek fiili var ve başka bir müşteri çok fazla beklemişti. Yani siz geç geldiğiniz için biraz onu beklettim, sizi bekledik anlamında bir cümle. Burada kuaför tarafından kurulan bir cümle. Un autre client avait attendu trop longtemps. Başka bir müşteri çok fazla beklemişti. Bakın, attendre, attendu kısmı particip passé, avait kısmı da avoir'ın gördüğünüz gibi en hali. Evet, sonra müşteri şunu diyor. Oui, vous avez raison. Evet, haklısınız. Je suis vraiment désolé. Gerçekten çok özür dilerim. Gerçekten üzgünüm. Gerçekten özür dilerim. Sonra kuaför şunu soruyor. Alors, quel type de coupe souhaitez-vous? E, halde nasıl bir kesim saç kesimi arzu edersiniz. Alors ça sera court sur les côtés. Yani yanlar kısa olsun, kısa olacak diyor müşteri. Et aussi pourriez-vous me couper les mèches pour dégager un peu le front s'il vous plaît? Ve anlamı kapatan yani biraz anlam açılması için e, meş dediğimiz saç tutamları yani anlının önünü kapatan saç demetleri saç tutamları diyelim buna onları da kesebilir misiniz lütfen diyor. Pour dégager un peu le fond. yani biraz anlı e, açmak için annın açılması için dégager açmak demek aynı zamanda bir bir yerden bir yerden e, çıkarmak demek. dégager diğer anlamı da biraz alan açmak anlamında var arkadaşlar. Şimdi et puis, vous pouvez aussi couper la barbe ve e, ee, sakalı da kesebilirsiniz. Javellisi, burada gene plus que parfait gördüğünüz gibi, un peu de babe, biraz sakal bırakmıştım. Car jete tous les jours à la maison. Çünkü her gün evdeydim. Dışarı çıkmadığım için zaten sakal bırakmıştım. Javellisi, laisser, laisser bırakmak. Javellisi, plus köpafe hali bırakmıştım. Se compris monsieur, diyor kuaför. Anlaşıldı beyefendi. Aimeriez-vous, bu da Değerli izleyicilerim, le conditionnel'in kullanımı yine kibarca bir soru. Emeriez-vous une coupe comme sur cette photo? Şimdi orada kuaför bir resim gösteriyor bir dergiden. Bu resimdeki gibi bir kesim ister misiniz? Bir saç kesimi arzu eder miydiniz? Bu şekilde ister misiniz? Şeklinde kibarca bir soru. Non, laissez un peu plus de cheveux au-dessus. Eee hayır. Yukarıda yani kafamda biraz daha fazla hani üst kısmında biraz daha fazla saç bırakın lütfen. Sinon yoksa je vais avoir froid. Yoksa üşüyeceğim. Coupe un peu sur les côtés. Ve yanlardan biraz alın. Biraz kesin. Coupe'yi kesmek. Ve yanlardan biraz alın anlamında bir cümle. Devam ediyoruz. Kuafördeki son diyalogumuz. Diyalog 3. Maintenant, encore une fois, je vais lire kujam dialo. et vous Voulez-vous aussi que je vous coupe la moustache Non, non. Laissez-la. J'aime bien ma moustache. Vos cheveux sont secs et fragiles, monsieur. Vous avez aussi beaucoup de pellicules. Oui, je sais. Pourriez-vous me conseiller un produit pour ce problème La dernière fois, je vous avais conseillé ce produit. À base d'huile d'argan et d'huile de graines de Nigel, qui est un remède aussi contre les cheveux blancs. Cette huile arrête aussi la chute de cheveux. Ah, désolé, j'ai oublié. Mais mes cheveux ne sont pas blancs. J'ai le cuir chevelu qui gratte aussi. J'avais acheté un shampoing antipelliculaire, mais je n'ai eu aucun résultat. J'avais conseillé cette huile à un autre client et il était très satisfait. Je vous déconseille les shampoings car ils sont à base de produits chimiques qui nuisent au cuir chevelu. Merci beaucoup pour vos conseils et votre coupe. Est-ce que ça va Vous aimez Şimdi açıklamasını yapıyorum. Désirez-vous que je vous coupe la moustache aussi da kesmemi arzu eder misiniz Buradaki cümlede Farklı bir kullanım var. Onu daha önce anlatmadım ama ileride anlatacağım. Le subjonctif var. Désirez-vous que je vous coupe? Que je vous coupe? Kısma le subjonctif. Onu ileride anlatacağım. Dolayısıyla burada çok detaya girmeyeceğim. Sadece şunu bilin. Bir soru var. Yine kibarca bir soru var aslında. Bıyığınızı da kesmemi ister misiniz? diye soruyor kuaför. non. Lesela hayır hayır onu bırakın. Jambian, yani ona dokunmayın, onu kesmeyin. Jambiyan mustaş. Bu yığımı seviyorum. Şimdi kuaför yine bir şey söylüyor. Vos cheveux sont secs et fragiles, monsieur. Beyefendi saçlarınız hassas ve kuru. Vous avez aussi beaucoup de pelikül. Ve saçlarınızda çok kepek var. Oui, je sais. Evet, biliyorum. Pourriez-vous me conseiller un produit pour ce problème? Bana, yani bu sorun için bir ürün tavsiye edebilir misiniz? Pourriez-vous? Yine kondisyonel, gördüğünüz gibi. Dolayısıyla kondisyonel artık bildiğiniz için bundan sonraki derslerde, diyaloglarda e, bütün gördüklerimiz çıkacak biliyorsunuz. Dolayısıyla kondisyonel karşımıza çok çıkacak. Sonra kuaför şunu söylüyor. La dernière fois, geçen sefer, je vous avais conseillé ce produit. Geçen sefer size bu ürünü tavsiye etmiştim. Hangi ürünmüş göreceğiz şimdi. Je vous avais conseillé ce produit à base d'huile d'argan et d'huile de graines de nigel qui est un remède aussi contre les cheveux blancs. Şimdi diyor ki bu çürek otu yağ ve argan yağ özlü bu ürünü size tavsiye etmiştim bu ürün aynı zamanda beyaz saçlara da iyi geliyor. Yani beyazlayan saçlara da iyi geliyor. Cette huile arrête aussi la chute Bakın, bu yağ aynı zamanda saç dökülmesinde durduruyor. A, désolé, j'ai oublié. A, özür dilerim, unuttum. Şimdi bir önceki cümleye tekrar dönmek istiyorum. Je vous avais conseillé, bakın burada plus que parfait, conseillé, öğüt vermek, tavsiye etmek. Ave conseiller, plus que parfait kısmı. Ce produit bu ürün, à base d'huile d'argan, argan yağı özlü. À base de dediğiniz zaman, onun yani özünde o yağ var. Et d'huile de grain de nigel, çörek otu. E, grain tohum demek arkadaşlar. Grain de nigel, çörek otu. Çörek otu yağı zaten faydasını herkes biliyor. Qui est un remède? remède de bir ilaç. Aussi contre les cheveux blancs. Beyaz saçlara da iyi geliyor. Yani saçların beyazlanmasını geciktiriyor anlamında. C'est une Osi aussi. Bu ya arrêté durdurmak, kesmek. Osi la chute. Şüt dökülme. Şüt de cheveux, e, saç dökülmesi. Bu ya aynı zamanda saç dökülmesini de durduruyor. Yani ona iyi geliyor. De, a désolé, a üzgünüm demek. E, j oublié, unuttum. Oublié fiili, unutmak fiili. A voilà, çekiliyor, passé composesi. Me, me cheveux ne sont pas blancs. Fakat saçlarım beyaz değil. J'ai le cuir chevelu qui gratte aussi. Le cuir chevelu, saç derisi demek cuir şövölü ki gratosi yani saç derim de e, kaşınıyor. Gratte kaşınmak ki gratosi burada kaşınmak. E, bir insan kendini kaşınması, kaşınması. E, le, şu, cuir ki grat kaşınan saç derisi anlamında. Saç derim de kaşınıyor. J'avais acheté un shampoing anti-pelliculaire mais je n'ai eu aucun résultat. Burada şunu anlatıyor. J'avais acheté, almıştım. Bakın, puisque parfait, acheté fiili avoir'la çekilmiş. Gördüğünüz gibi. Passe composisi de avoir'la çekiliyor zaten. Un şampuan antipelikule. Kepeğe karşı bir şampuan satın almıştım. Almıştım. Mais je n'ai eu aucun résultat. Fakat hiç bir sonuç alamadım. Résultat, sonuç. Aucun, hiç demek. Burada da je n'ai eu diyor. Bakın avoir fiilinin Passe composé aldı fakat olumsuz olarak kullanmış. Je eu deseydi elde ettim aldım. Je n'ai eu aucun résultat hiçbir sonuç alamadım. Sonra kuaför devam ediyor. J'avais conseillé cette huile à un autre client. Bu yağı başka bir müşteriye tavsiye etmiştim. J'avais conseillé, conseillé tavsiye etmek. Avarla gördüğünüz gibi çekilmiş avuarın yine empafe hali. Konseyde de Başka bir müşteriye bu yağı tavsiye etmiştim. Eylete très satisfe ve çok memnundu. Je vous déconseille les shampoings size şampuanları tavsiye etmiyorum. Bakın konseyi değerli izleyicilerim. Konseyi tavsiye etmek. Dekonseyi tavsiye etmemek. Dersi. Je vous déconseille les shampoings, Şampuanları size tavsiye etmiyorum car ils sont à base de produits chimiques qui nuisent au cuir chevelu. Evet, şimdi şunu açıklıyor. Size şampuanları tavsiye etmiyorum car çünkü ils sont à base de produits chimiques. Çünkü özlerinde, özütlerinde temelde, temelinde onların kimyasal ürünler var qui nuisent au cuir chevelu. Saç derisine zarar veren kimyasal kimyasallar içeriyorlar. Ison ont à base de aynı zamanda içermek demek burada. Yani şampuanları tavsiye etmiyor çünkü saç derisine zarar veriyorlar. içindeki kimyasallar. Nuisent bakın burada nuire fiili zarar vermek. Sonra müşteri merci beaucoup pour vos conseils Tavsiyeleriniz için teşekkür ederim. Sonra kuaför de şu şekilde, şu cümlelerle bitiriyor. Evo Tokup, peki kesiminiz? va? yani memnun musunuz? Oldu mu anlamında burada? Nasıl? bu mi? Sevdiniz mi? Seviyor musunuz? Gibi bir soruyla burada diyalogumuzu bitiriyoruz. Dersimizi burada noktalıyorum. Uzun bir diyalog gördünüz. E, dikkatli e, tekrar dinleyin tekrar etmenizi tavsiye ediyorum teşekkür ederim sabırla dinlediğiniz için e, değerli izleyiciler bu derslerden bu kanaldan haberi olmayan çevrenizde olup ihtiyacı olan çok insanlar var lütfen onlarla da paylaşın onlara da duyurun bu dersleri İhtiyacı olup haberdar olmayan çok insan var çocuk veya yetişkin lütfen e, onlara da duyuralım çevremizde bahsedelim ki insanlar faydalansınlar derslerimiz devam edecek Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere